gidiyoruz. Kadıköy'de çok güzel bir hava var. Şöyle göstereyim size. Biliyorsunuz çıkma yasağında marketler açık. Ama tabi bu bahaneyi kullanıp dışarı çıkmaya çalışmayın. İhtiyacınız varsa dışarı çıkın. Şimdi ben gidiyorum. Kadıköy çok güzel ya. Buralar. Yıllardan beri buradayız. Buranın insanlarını çok severim. Arkadaşlar ben kahvaltıda genelde chia tohumlu ekmek yemeye çalışıyorum. Yani ekmeğim mutlaka var. Biliyorum bazı hocalar çalışan arkadaşlarımız ekmeği tamamen kesiyorlar. Ama ben ekmeği kesme taraftarı değilim. Kaliteli güzel bir ekmek yerseniz. Köyün güzellikleri, işte mahallemizin bakkalıyla denk geldik. Ben de hakikaten video çekiyordum da. Pişt. Nereye çekiyorsun? Selam ver. YouTube'a çekiyorum böyle ya, sporla ilgili bir ya. İşte beslenmeyle alakalı falan. Çok iyi. Adamım selam ver ya, bakayım buraya. Mahallemiz böyle. Hala burada eski kültür böyle yaşanıyor. Herkes tanır birbirini, herkes birbirine selam verir. Ben severim böyle şeyler arkadaşlar, yani hani biraz eski kültürü severim. Selamlaşmayı, komşuluk kültürünü vesaire. Şimdi markete doğru yaklaşıyorum yavaş. Ben şoktan alıyorum yani. Hadi. Ay, muzun kilosu düşmüş bayağı be. 15 lira filan da. Muzun kilosu düşmüş. Güzel. Hatta gelmişken bence annem çok sever bunları. Şöyle bir muz alabiliriz. Arkadaşlar ben genelde yerli muz tüketmeye çalışıyorum. Ama aslında diyet dönemlerinde yeşil muz almak lazım. Bunlar biraz daha olgun muzlar, daha şekerli. Laktozsuz süt içiyorum ben genelde. Şöyle göstereyim size de. Yani light süt ya da normal sütleri çok tavsiye etmiyorum. Hem biraz deliği kalınlaştırıyor, hem de sindirim daha zor oluyor. Evet, listemiz burada. İlk sırada patates var. 1.95. Evet, ben genelde bunu tercih ediyorum. Şöyle göstereyim. Vitamin değerleri bayağı yüksek. Chia tohumu. Market çok kalabalık değil arkadaşlar, normal. Pardon abi. Yumuşatıcı şunlar mı oluyor? Bunlar.
patates aldık, meyve aldık, ekmek aldık, yumuşatıcı aldık, domates, biber, bir tek protein kaynağı, tavuk kaldı. Aldın mı tavukları? Efendim? Aldın mı tavukları? Dur. Kaç yedi kilosu? Bakalım beraber. Bu baget diyor. Evet. Bak bu yarım kiloymuş. 14 liraysa demek ki bu 7 liradır. He? Demek ki 7 lira yani. Kilosu 14 liraysa bu 550 grammış. Demek ki 7,5 lira falan yani. Ben de alacağım şimdi. Bakalım şöyle derimize. Bir de zaten bir kilo farklıdır, o da şeydir hepsi. Aynen. Bu 13 lira, bu 14 lira. Kilo fark bunu daha uygun gördüm. Hangisini tavsiye edersin? E şimdi baba bunu parçalıyorsun, şu yapıyorsun, içim içi şu bu. Atıyorsun. Atan bir şey kalmıyor değil mi şimdi? Bir şey kalmıyor yani, bu da tertemiz yani. Doğru diyorsun valla. 2 lira farklıdır. Valla ben de ondan alayım. Ben ne düşündüm bilmiyorum. Yo, mantıklı söylüyorum valla. Evde şu yapıyoruz, bu yapıyoruz, içi, dişi, şu, bu, dartacak bu. Doğru diyorsun. O zaman aslında şunu alıp, bu da aslında mantıklı. Efendim? Yani bayağı bölünüyor ya içi, bu da aslında mantıklı. Ama yani bunun içinden hem böyle şey de çıkıyor, hani hem butlar çıkıyor, hem kanat çıkıyor falan. Hani bir tane bundan alıp aslında parçalayıp pişirmek daha mantıklı. İçinde göğüs filan da var ya. Evet. O da aslında mantıklı. Bu da mantıklı. Bak o mesela 13 lira, 13 lira. 13 lira mı? Ben 13 lira, onu demek istedim. He. 13 lira, 14 lira. 2 lira fark ediyor. Doğru. Ama işte bunun içinde galiba çok fazla yok bunda. Yani bu da sanki daha bu... Tabi uğraştırır tabi insana bu. Kes, böl falan filan. Ya, ya. Bizim garibanı da kesen mi acaba? sen gelsin, sen yaparsın. Hadi abi, Allah'a emanet. Allah'a emanet, ama senin muvaffakiyetsin. Allah razı olsun abi. Evet, kısa bir sohbetten sonra tavuk alacağız. Ben genelde göğüs yemeği seviyorum. Izgara tava, şundan alacağım bir tane. Bakın bu nedir böyle? 22'den 13'e düşmüş. 25'ten 15'e. Şu süzme peynir 20'den 15'e düşmüş. Evet ama 25 lira üzeri almak istedim. 25 var. Ha, 25 lira. Senin de 25 lira olmuştur ya bence. Olmuştur ama lazım mıydı? Lazım değildi. Yani bak sucuk da var, bak sucuk. Evet. Oo, 20'likten 13 liraya düşmüş. Evet. Bak, 20'likten 13 lira. Evet. Güzel aslında, onu alabilirsin yani. Tabii. Bir de kaşar var. Kaşar da 21'den 13 liraya düşmüş. Evet. O zaman yapacak bir şey yok. Bir şey yok. Çıkalım ben abi. Çok konuşan çok dertlidir. Bak mesela evde halk ekmeği yemiyorlar. Ben gidiyorum halk ekmeği alıyorum. 1 lira. Evde yemiyorlar, ben yiyorum. Halk ekmeği çok güzel ekmek. Beyaz ekmek yeme amca ya ama. Mecbur parça yiyoruz tabii. Kepekle ye en azından. Yani sindirim daha rahat olur senin için. Tabii gelsin Allah.